İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. İlimden medeniyete programımız malum haftada bir. Tarih sohbeti TGRT FM'deki o da haftada bir. Onun süresi daha uzun, bir saate yakın o. Orada daha ziyade tarihi hadiseleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu hadiselerin, olayların, aktörlerin de nasıl yetiştiğini, neler yaptıklarını, kendilerine has faziletlerini, İslam'ın insanlara kazandırdığı güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. İlimden Medeniyete programında ise İslam aleminde ilim adamı yetişmiş mi? Yetişmişse nasıl yetişmiş? İlim adamı yetiştirme usulleri nelerdir? Dünyaca meşhur ilim adamları var mıdır? Şimdi niye bunu söylüyorum? Biz şimdi okul hayatımızda bundan 60 sene hatta 65 sene öncesinden itibaren hep ilim adamlarının batıdan çıktığını, batıdan gelen kimselerin referans gösterildiğini duya duya, okuya okuya, bunlardan sınavlara girerek, imtihanlara girerek, imtihan ola ola gelmiş bir nesiliz. Mesela geçen haftadan anlatmaya devam ettiğimiz Yusuf Has Hacip rahmetullahi aleyhin Kutat Gubilik kitabı var. Bu kitabı duyduk okul hayatımızda. Ama iyi de Kutat Gubilik nedir? Onu duymadık. Onu bilmiyoruz. Nasıl bir kitap? Hikaye midir? Masal mıdır? Fizik midir? Kimya mıdır? Başka bir tıp bilgileri mi vardır? Ama onun yerine biz nice destanları, nice Homeros'ları okuya okuya geldik. Efendim, şimdi biz Yusuf Has Hacip hakkında bilgileri geçen hafta sizlere kısaca da olsa verdik. Büyük bir alim olduğu eserinden anlaşılıyor. Kişiler eseriyle değerlendirilir efendim. Evet, merkeplerde tabii semeriyle hatırlanır. Diyor ki kitabın başında, Kutat Gubilik kitabının başında Yusuf Has Hacip, bu kitabın adını Kutat Gubilik koydum. Okuyana mübarek olsun. Ona yol göstersin. Yol gösterici olsun. Hangi yolu göstersin? Dünya yolu mu, ahiret yolu mu? Eğer dünya yolu olsaydı bizi okuturlardı efendim. Ahiret yolu olunca İslamiyet'le irtibatı var diye aman kardeşim, İşte şunumuza aykırı, bunumuza aykırı diye onları okutmaktan ne hikmetse imtina ederlerdi hep. Diyor ki, ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir. İfadeye bakar mısınız? Zaten dinimiz de hem dünya hayatını hem ahiret hayatını, yani iki dünyayı efendim bizlere anlatmaktadır. Dünya hayatını reddedin, dağda inzivaya çekilin, mağaralarda yaşayın demiyor dinimiz. Medeni insanlar olarak şehirlerde yaşayın. Birbirinizi eğitin, birbirinizin hukukunu gözetin, vahşi hayvanlar gibi
yiyeceğiniz, içeceğiniz şeyi aranızda paylaşırken birbirinizi öldürmeye kalkmayın, diyor. Dinimiz böyle emrediyor. Ama bunu yaparken de bunun sonunda bir hesap yokmuşçasına davranmayın. Bir ahiret hayatı var ki bu dünya hayatının muhasebesi dünyada yapılmıyor. Ahirette yapılıyor. Muhasebe orada. Orada borçlu çıkmayın diyor. Onun için de dünya hayatında birbirimize karşı insaflı, merhametli, adil davranmak mecburiyetini bize bildiriyor. Yoksa elbette ki Müslüman iyi yiyecek, iyi giyinecek, iyi yerlerde olacak. Efendim uçağa binecekse uçağa binecek, trene binecekse trene binecek. Ama Allah-u Teala'nın serbest ettiği, helal ettiği şekilde yaşayacak. Yasakladığı şeylerle bu hayatını sürdürmeyecek. Onun için iki dünyayı tutan bir eldir, diyor. Kitabın muhtevası, dört ana unsur var burada. Bu dört ana unsur, birbiriyle olan ilişkilerini anlatırken kitap, bizlere de doğru yolu, her iki dünyanın yaşamasındaki sistemi anlatmaya çalışıyor. Orada bir gün doğdu veya gün doğdu var. Hükümdar. Ve onun sembolü de adalet. Ya devlet adamı adil olacak. Devletin başındaki adil olacak. O devletin başındaki kimse yardımcıdan da ne yapacak? Adillerden seçecek. Şimdi eşkıya topluluğunu getirin, başına çok adil bir adam koyun. Olmaz ki. Olmaz. Yani o barışmaz birbiriyle. Uyuşmazlık yaşanır orada. Ay doldu veya doğdu var. Vezir. İnsanlara saadet verebilmek için uğraşan kimse. Vezir. Övdülmüş var kitapta geçen. Bu mutluluğun koşturucusu olan vezirin, bilge alim olan vezirin oğlu. O da akıl ve bilginin sembolü. Evet. Bir de og durmuş var. Ot kurmuş. O da derviş vezirin kardeşi. Akıbet, hayatın sonunu o savunuyor, o anlatıyor. Kitap baştan sona bu dört sembolik ismin aralarında geçen hadiseleri anlatıyor. Güzel bir eğitim sistemi demektir bu efendim. Böyle olunca. Bunların aralarında, bu dört şahsiyetin aralarındaki konuşmalar, münazaralar var. Allah-u Teala bu kitapta Muhammed Aleyhisselam, peygamber, dört halife, Tavgaç, Buğra, Han methedilir. İyilik etmenin faydaları, bilgi ile aklın meziyet ve faydaları, devletin sıfatı, devletin adalet vasfı, hükümdarın vasıfları, bir idareci nasıl olmalı hükümdar? Konuşmalar arasında geçiyor bu. Vezirin, kumandanın, ulu hacibin, kapıcıbaşının, elçilerin, katibi hazinedarın, aşçıbaşının, şerbetçibaşının, hizmetkarların vasıfları, sıfatları, özellikleri, hususiyetleri neler olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Aşçıbaşı, evet. Kanuni Sultan Süleyman Han, Dar-ı Ziyafe diye Süleymaniye Külliyesi'nde kurduğu bir yemek ikram edilen imaret var. Bunun vakfiyesini kurduğunda diyor ki,
Aşçılar cömert kimselerden seçilmeli. Yemek dağıtanlar, aşçılar cömertlerden seçilmeli. Yemeği fukaraya verirken kıskanmasın, gözü darlanmasın, bol bol versin. Ama temizliğe de riayet etsin. Her gün tırnak kontrolü yapılsın mutfakta diyor. İşte askerde bir tırnak kontrolü veya çamaşır kontrolü yapılırdı. Şimdi bilemiyorum tabii bunlar ne derece yapılıyor. Bizler epeyden beri uzak kaldık. Ahiretin kazanılması. Beylere hizmet etmenin usulleri, yolları ve nizamı. Hizmetkarlarla nasıl geçinileceği. Bugün hizmetlerle nasıl geçineceğini hizmetkarlarla maalesef çoğumuz bilmiyoruz. Hizmetkar demek, arkadaş ben sana parayı veriyorum, müstahdemsin, çaycısın, bunu şöyle şöyle yapacaksın, yapmazsan karışmam, ha yok öyle bir şey. Evet o adam bunun karşılığında bir para alıyor. Ama o adamın bu hizmeti yaparken kendinden verdiğinin karşılığını sen vermiyorsun ki. Onu o işte tutmaktan dolayı bir ücret veriyorsun. O kimsenin manen verdiği, alın teri dediğimiz emeğin karşılığı değil. Çok mu verelim? Hayır. Çok vermeyelim. Ona sen verdiğin tamam. Ne veriyorsan asgari ücret, asgari ücret tamam. Ama o insanı çağırırken, bir yere yollarken, onu böyle ama ya bu adamlar da bunlar adam olmazlar falan değil. Bu adam olmasa sen olmazsın arkadaş. Yani bir yerde bir genel müdür var diyelim. Peki bu genel müdürün ta çaycıya kadar inen, birçok hizmetini yapan insanlar olmasa ne olur efendim? Ne olur? Her şey alt üst olur. Onun için aman 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 kardeşim bir çaycı bulun hemen şuraya buraya bir temizlikçi bulun buraya şunu yapın. Bir elektrikçi getirin şu elektrikli arıza. Bu hizmet sınıfı insanlarını hoş tutmak lazımdır. Evet buna benzer bilgileri veriyor burada. Hizmetkarlarla nasıl geçilecek? Ömer bin Abdülaziz Hazretleri gece çalışırken mum bitiyor. Oğlum mum getirin, mumu yakın diye hizmetkarı da var. Çünkü görev yapıyor orada. Halifelikle ilgili görevini yapıyor. Onu uyandırmaya kıyamıyor. O yarın gündüz de hizmet edecek diye. Kalkıyor, mumu gidiyor buluyor, getiriyor yakıyor ve işine devam ediyor. Onun için de unutulmaz bir devlet idarecisi olarak İslam tarihinde baş köşelere geçmiştir. Avam ile ilişkiler, münasebet nasıl olacak? Halka nasıl davranılacak? Canım halka ne var şimdi davranmada? Seçim zamanı gidersin, efendim biraz hal hatırını sorarsın, biraz gülücükler verirsin, biraz vaatlerde bulunursun. Seçim bittikten sonra da taş bitti, amele paydos. Öyle mi? Değil, değil. Evet, avamla ilişkiler çok nazikane olması lazım. Çok candan ve samimi olması lazım. İcabında onu kollarınla sarmalarken, ya şuradan da bu kirli adamı da nereden bağrımıza bastık diye, affedersiniz tiksine tiksine onu kollarımızın arasına almayacağız. O da Allah-u Teala'nın yarattığı kullardan birisidir. Sen ona samimi davran ki, o da sana samimi davransın. Evet. Evladı, alimler, tabipler, rüya tabircileri, müneccimler, şairler, çiftçiler, satıcılar, hayvan yetiştirenlere, zanaat erbabı, fakirlerle ilişkileri anlatıyor burada efendim. Fakire nasıl davranacaksın? Hani dinimiz buyuruyor ya, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.
Eğer fakire bir yardım yapacaksan, onu yaf ve unut. Rahmetli Enver Ören abimiz hep öyle söylerdi. İyiliği, yaptığınız bir iyiliği hemen unutun. İki, size yapılan kötülüğü de hemen unutun. O bana filan yerde şöyle bir ters ters baktıydı. Arabayı da üstüme sürdüydü. Bundan cinayetler çıkıyor şimdi benim. Peki ne olurdu şu Kutat Gubidiki bize okullarda okutsalardı efendim? O ilkokul çağındaki çocukların anlayacağı dile de getirselerdi. Okutsalardı da biz böyle diploma aldık, ilkokulu bitirdik, ortaokulu bitirdik diye diplomamızı sallarken hiç olmasa hayata bazı konularda yetişmiş gelseydik. Gelemedik. Açık söyleyeyim, gelemedik. Evet. Evlilikteki davranışlar nasıl olacak? Ev halkıyla ilgili. Çocuk terbiyesi. Hizmetçilere nasıl muamele edilecek? Ziyafete gitme adabı. Ziyafete gelenlere davranış adabı. Memleketi tanzim usulleri. Doğruluğa karşı doğruluk, insanlığa karşı insanlık gösterilmesi. Zamanın bozukluğu, dostların cefası gibi konular burada birçok canlı hikayelerle işlenmiştir. Kutat Gubidik, Yusuf Has Hacip rahmetullahi aleyhin Kutat Gubidik kitabı 6645 beyittir. 85 baptan meydana gelir. Beyit numaraları parantez içerisine konmuştur. Bu bablar, 85 babın birkaçını sizlere söyleyeyim, fazla vaktinizi almayacağım. Mensur şekilde nesir olarak yazılmış bir giriş var. Mukaddime. Arkasından manzum bir mukaddime var. Daha sonraki bablar, yani bölümler, kısımlar diyeyim. Efendim, Allah-u Teala Azze ve Celle Celaluhu'nun methi, Efendimizin aleyhissalatü vesselam methi, Hulefai Raşidin dört halifenin methi, parlak bahar mevsiminin ve Büyük Buğra Han'ın methi, o zamanın hükümdarı olduğu için, o hükümdar olmasaydı bu kitap yazılır mıydı? İnsanoğlunun değeri bilgi ve akıldan, akılla neler yapabildiği, dilin meziyeti, dil kılıçtan keskin. Evet, kılıçtan kılıç de ki efendim, 10 tane kılıç hiçbir şey ifade etmez. Dilin kusurları, dilin zararları ve dilin faydaları. Ya, bugün toplumdaki nice anlaşmazlıkların, kavgaların gerisinde dil afetleri yatıyor. Bunu İlmihal kitapları, bu Hakikat kitabının yayıladığı Tam İlmihal Saadet-i diye kitabında bu geniş, güzel bir şekilde anlatılmıştır. Dilin faydaları ve zararları. Yani bir koyunun dilini kebap yapıp da yemenin faydası zararı değil. Dil dediğimiz buradaki lisandır, natıkadır, konuşma meselesidir. Ve hükümdarı ay dolduğu efendim anlatıyor, gün dolduğu anlatıyor ve övdülmüşle beraber hikayeleri anlatıyor. Efendim ve tabipler ile münasebetleri, doktorlarla münasebetleri, aile ve evladı ile münasebetleri, aile efradı ile nasıl davranacak, onlarla ilişkileri nasıl olacak, rüya tabircileri ile münasebetler, şairler ile münasebetler,
çiftçi, toprakla uğraşanlarla münasebetler, satıcılarla olan ilişkiler. Bugün pazarlama için okullar açılıyor. Ya aktif pazarlama nasıl yapılır kardeşim, nelere dikkat edeceksin falan. Okuyun işte Kutat Kubilik'i. Buradakini aynen satıcılarla, alıcılarla münasebetleri okuyun, uygulayın. Çok rahat edersiniz. Satıcı yalan söyleyecek mi? Söylemeyecek. Yalan yasak. Temelde yalan yasak. Bugün nice insan ya yandım beni kandırdılar diyor, şu kadar da borca girdim falan. Bir sürü insanları dolandırıyorlar. Hayvan yeticilerle, yetiştiricilerle olan münasebetler, zanaat erbabıyla olan ilişkiler, fakirler ile münasebet, evlilik halleri ve hukuku. Aa ben hanımı aldım kardeşim işte, ben istediğim gibi istediğim yemeğimi yaptırırım, çamaşırımı yıkattırırım. Yok arkadaş, işte o Tam İlmihan Saadet Ebediye kitabında bunlar hanımın hakları, beyin hakları uzun uzun anlatılmış. Alın okuyun. Hanım evin hem çamaşırcısı, hem bulaşıkçısı, hem aşçıbaşısı olsun. Çocukların terbiyesi olsun. Evet, ben de geldiğim zaman arkamda da pardesümü tutsun, alsın bakalım. Olmaz. Efendim, Kutat Kubilik'i bu kadar anlatabildim. Gönül isterdi ki böyle programımız müsait olsun da onu uzun uzun sizlere hakikaten bir nasihatname olarak. Bir sürü yapımlar yapıyorlar efendim şimdi televizyonlarda. Bu konuşmaları alıp orada yapsalar ya. Ama bunu derken de korkuyorum. İyi mi efendim? Korkuyorum. Niye korkuyorum? Çünkü bugünkü bazı yapımlara bakıyorum. Bir yerlerde güya tarihimizi açığa çıkarırken o dönemde olmayan, Osmanlı'nın hayatında hiç olmamış şeyleri de ortaya böyle çöp tenekesini halının ortasına döker gibi döküyorlar. Böyle yapımlarda mutlaka aklı başında Osmanlı'nın hayatını, tarihini hazmetmiş, ona muhabbeti olan müşavirler yani danışmanlar bulundursunlar. Danışman der ama ya kardeşim işte bir aşk sahnesi koymamız lazım canım falan. Bir sevda girsin. Olmaz kardeşim. Buradaki sevda başka bir sevda. O sevdayı girsin. Yiğitseniz o sevdayı işleyin. Manevi sevdayı demek lazım. Süremizin sonuna gelmiş oluyor, bulunuyoruz. Biraz da geçtik. Efendim inşallah önümüzdeki hafta başka konularda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İlimden medeniyete.